Herkese merhabalar. Bu videoda Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Şirketi'nin incelemesini yapacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Hafta sonu ise altın, gümüş, borsa endeksleri, kripto paralar ile ilgili fikirlerimi, fiyat hareketleri ile ilgili fikirlerimi paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. Hangi şirketler daha çok istenirse onların incelemesini yapıyorum. Bu şirketlerde benim hiçbir pozisyonum yok. Bundan sonraki videoların hangi şirketlerin incelemesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız diyorum ve Sarkuysan'la başlıyorum. Şimdi 10 çeyreklik Türk Lirası bazlı öncelikle bilançosunun nasıl seyrettiğine bir bakalım. Satışları sürekli artma eğiliminde gibi görünüyor, gayet güzel. Faaliyet kârı dönem dönem dalgalansa bile genelde artma eğiliminde gayet güzel ve net kâr da aynı şekilde artma eğiliminde. Burada Türk Lirası bazlı gayet güzel bir görüntü görüyoruz. Bir de dolar bazlı bakalım. Biraz enflasyondan arındırmış olalım. Acaba dolar bazlı baktığımız zaman neler oluyor? Satışları sabit, belli stabilitede olan bir şirketi görüyoruz. Son dönemde biraz düşmüş ama şirketin sabit satışlarının olduğunu görüyoruz dolar bazlı olarak. Her çeyrek hemen hemen aynı oranda satışını yapıyor. Faaliyet kârı da dengeli diyebiliriz dolar bazında. Bazı dönemlerde düşmüş ama yeni yatırımlar kaynaklı olabilir. Çok önemli değil. Son dönemde gayet güzel. Net kârında aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Yani şu görüntü gayet güzel bir görüntü. Dolar bazlı sabit bir potansiyeli olduğunu gösteriyor bize. Fiili dolaşım oranına baktığımız zaman %81,62 çok yüksek bir halka açıklık oranı diyebilirim. Ben 15 ile 40 arasında olan şirketleri kendi adıma güvenli bölgede buluyorum. %81 oranında halka açık bir şirket bence çok fazla, halka açıklık oranı çok yüksek diyebilirim. Bunu artık sizin takdirinize bırakıyorum. Çarpanlarına baktığımız zaman uygun çarpanlarla işlem gördüğünü görüyoruz. Yani fiyatı çok şişmiş değil, çok yüksek değil. Fiyatı değerine göre ucuz olabilir. Tabii ki bunda işte fiili dolaşım oranının çok yüksek olmasının da etkisi olabilir. Ama fiyatı şu anda çarpanları hani düşük, fiyatı da çok yüksek değil görüntüde. Ortaklık yapısına baktığımız zaman Hayrettin Çaycı %9,56 sermayedeki payı oy hakkı oranı eşit. Şükrü Kilimci aynı şekilde %7,90 oy hakkı oranı eşit. İbrahim Kilimci 5,50 ve oy hakkı oranı eşit. Diğer yani halka açık kısmında sermayedeki payıyla oy hakkı oranı eşit. Burası en azından eşit olması nedeniyle adil bir şekilde dağıtılmış diyebilirim. Fakat hakim ortakları mutlaka incelemelisiniz. Bu insanlarla ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna karar verdikten sonra yatırım yapmalısınız diyorum şirkete. Lütfen bu insanları kendiniz inceleyiniz, kendiniz araştırınız. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığım zaman 2023'te küçük de olsa bir sermaye artırımı yapmış. %25 kadar bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Fakat çok yüksek enflasyon gördük son dönemde. O yüzden yani sermaye artırımı ihtiyacı tekrar oluşabilir bu şirkette. Büyük bir sermaye artırımı yapmamış ve yaşadığımız enflasyonu da göz önünde bulundurursak bu şirket tekrar 2024'te de sermaye artırımı yapma ihtiyacı hissedebilir. Bunu bedelsiz mi yapar, bedelli mi yapar bilemiyorum. Yatırım kararını vermeden önce bu ihtimali de gözünüzde canlandırmalısınız. Temettü kısmına baktığımız zaman şirket düzenli olarak temettü ödüyor. Gerçekten 2023'ten 2009'a kadar sadece 2009 yılında temettü vermemiş. Onun haricinde şirket çok düzenli bir temettü ödeme alışkanlığına sahip. Her sene mutlaka temettü ödemesi yapan bir şirket. Fon pozisyonlarına bakalım. 4 tane yatırım fonu sadece bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. İşte halka açıklık oranının çok yüksek olması bunda bir etken olabilir. Yani yatırımcı olmak istememiş olabilir fonlar. 4 tane sadece yatırım fonunun yatırımcı olması bence negatif bir şey. Yani daha fazla sayıda yatırım fonu yatırımcı olmalıydı. Karlılık oranlarına bakalım. Karlılık %16,11 seviyesinde stabil bir karlılık görüyoruz. Brüt kar marjı %9'larda, çok yüksek bir kar marjında çalışmıyor şirket. Faaliyet karı marjı da yine %8'lerde, yani %8'lerde çalışan bir şirket. Son dönemde de stabilleşmiş görüntüsü var kar marjlarının. Öz kaynak karlılığı da artık son dönemde yükselmeye başlamış görüntüsünde. Diğer kalemlerde
faaliyet kârının yıllıklandırılmış olarak arttığını görüyoruz. Çeyreklik olarak azaldığını görüyoruz son çeyreklerde. Net borcu ise artıyor. Nette borçlu bir şirket ve borcu da artıyor. Artan finansman maliyeti ortamında borcunun artıyor olması negatif bir şey. Bunu da kenara not etmeliyiz. Borçluluğun artıyor olmasını. Onun haricinde negatif başka bir şey görmüyorum. Halka açık oranının yüksek olması nedeniyle bir risk var diyelim. Fakat çarpanları düşük, ucuz. Böyle halka açık oranı çok yüksek olan şirketlerde daha da büyük ataklar görebiliyoruz. Daha önce birçok şirkette bunu gördük. İşte Uşak Seramik'te gördük, Çamaşdöküm'de gördük. Yani halka açıklık oranı çok yüksek olan şirketler çok sert yukarıya doğru hareket edebiliyor. Bazı başka gruplar bu şirketi ele geçirmek için borsadaki hisse senetlerini almaya çalışabiliyorlar. Ondan sonra olaylar gelişiyor ve çok yükseğe de gidebiliyor. Yani halka açıklık oranının çok yüksek olması belli bir oranda fırsat da veriyor olabilir. Bu artık tamamen sizin risk algınıza göre, o riski almak ister misiniz, istemez misiniz, ona göre değişen bir durum. Türk lirası bazlı grafiğe bakarak teknik bir duruma da gözden geçirelim. Öncelikle şirket tabii ki yükselişini yapmış. Daha sonra Borsa İstanbul'un genel düzeltmesine girmesiyle birlikte şirket de düzeltmesini yapmış. Alması gereken destek seviyesi 26-14, yani düzeltmesi bitmiş artık büyük ihtimalle. Zaten Borsa İstanbul'un da ben artık düzeltmesinin bittiğini düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki süreçte bir kere daha aşağıya basabilirler ama genel hatlarıyla artık düzeltmenin bitip tekrar yükselişin başlayacağını düşündüğümüz zaman bu noktaların ben alım için, eğer bu şirkette yatırım yapmaya karar verdiyseniz, alım için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yukarıdaki hedefleri de yüksek olabilir. Yani daha yüksek hedefler tutabilirsiniz ama 56'yı şu anda ilk hedef olarak belirleyebilirsiniz. Yani şu anda bu şirket buradan alınıp ondan sonra işte 56'ya kadar tutmayı hedefleyerek bir yatırım stratejisi güdülebilir. Fakat mutlaka yatırım yapmadan önce dediğim gibi halka açıklık oranını ve patronlarını araştırmalısınız. Buna kendiniz karar vermelisiniz diyorum. Dolar bazlı grafiğe de bakalım. Acaba orası bize farklı bir şey söyleyecek mi? Bir de onu gözden geçirelim. Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman yine şirketin çok pahalı olmadığını görüyoruz. Bir destek seviyesinden desteğini almış. Yukarı 0.91 dolar, yine işte 1.80 dolara denk geliyor az önce bahsettiğim. Hani maksimum gidebileceği 1.80 ama oraları hedeflememek lazım. Belki 1.50 dolar civarında kar almayı hedefleyerek, yani 0.90 bu seviyelerden giriş yapanlar 1.50'lerden kar almayı hedefleyerek girebilirler, bir trade imkanı olabilir. Dediğim gibi bu tamamen sizin risk algınız, sizin kararınız. Çarpanları çok yüksek değil. Her çeyrek belli bir satış potansiyeli var dolar bazlı şirketin. Nette borçlu ve halka açıklık oranı yüksek. Temel olarak baktığımız zaman gördüğümüz şeyler bunlar. Teknik olarak ise bir destek noktasında ve özellikle Borsa İstanbul'un da artık düzeltmesinin bittiğini düşünürsek yukarıya doğru hareket edebilecek bir yapıda. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.